Merhaba, yeni bir gezi videosunda tekrar karşınızdayız. İyi seyirler. Bu seferki gezi durağımız Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Camii ve Türbesi. Hadi buyurun birlikte gezelim. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutan, tekrar kitaba bakma ihtiyacı hissetmeyen Aziz Mahmud Hüdayi ilk tahsiline Sivrihisar'da başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a geldi. Genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade Ramazan Efendi onu yanına yardımcı aldı. Aziz Mahmud Hüdayi bir taraftan hocasına yardım ederken bir yandan da Halvetiye yolu ile ileri gelenlerinden Muslihiddin Efendi'nin sohbetlerine devam ederek tasarruf yolunda ince bilgilerin sahibi oldu. Bu arada hocası Ramazan Efendi Edirne Sultan Selim Medresesi'ne tayin edilince Aziz Mahmud Hüdayi ile hocasıyla birlikte Edirne'ye, oradan da Mısır'a ve Şam'a gittiler. Aziz Mahmud Hüdayi Mısır'daki Halveti yolu büyüklerinden Kerimüddin Hazretlerinden ders alarak tasavvuf yolunda ilerledi. 33 yaşındayken hocasıyla birlikte Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptıktan sonra hocasının vefatı üzerine Bursa kadısı oldu. Bu vazifedeyken bir gece gördüğü korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içinde olduğu günlerden birini hanım dava getirdi. Bu davadan sonra tamamen tasavvufa yöneldi ve Üftade Hazretlerine gidip talebe olmak istedi. Üftade Hazretleri onun makam, şöhret, mal ve mülk sahibi olduğunu ileri sürerek yokluk kapısında sabredilmeyeceğini söyledi. Aziz Mahmud Hüdayi her şeyden vazgeçtiğini, ne emrederse yapacağını ağlayarak arz etti. Üftade Hazretleri kadılığı bırakmasını ve sırmalı kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer satmasını istedi. Aziz Mahmud Hüdayi kadılığı bırakıp halkın kınamalarına aldırış etmeyerek Bursa sokaklarında ciğer sattı. Böylece Üftade Hazretleri onu talebeliğe kabul etti. Üftade Hazretlerinin himmet ve sohbetinde bulunan Aziz Mahmud Hüdayi 3 sene gibi kısa bir zamanda birçok talebenin senelerce ulaşamadığı yüksek tasavvufi derecelere ulaştı. Hocası ona icazet verdi ve çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatmakla vazife olarak görevlendirdi. Ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giden Aziz Mahmud Hüdayi orada 6 ay kaldıktan sonra tekrar Bursa'ya döndü ve hocasının hizmetine devam etti. O sene hocası Üftade Hazretleri vefat etti. Hocasının vefatından sonra manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra Şeyhülislam Hoca Selahaddin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii dergahında hocalığa başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersi verdi. Burada ilim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir muhit oldu. Bu arada Üsküdar'da şimdiki türbesinin bulunduğu yeri satın alarak dergahını inşa ettirdi ve oraya yerleşti. İnsanlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını anlatıp talebe yetiştirmekle meşgul oldu. İlim talipleri hasta kalplerine şifa olan sohbetleriyle yüksek derecelere kavuştular. Dergah en fakirinden en üst kademedeki devlet adamlarına kadar her tabakadan insanlarla dolup taştı. Devrim padişahları ona çok hürmet ve iltifat gösterdiler. Sultan 3. Murat Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han onun nasihatlerinden istifade ettiler. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını o kuşattı. O sırada İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile katıldı. Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii'nde ve Sultanahmet Camii'nde belirli günlerde vaaz vererek insanlara İslam dininin emir ve yasaklarını anlattı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Sultanahmet Han ile sohbetteyken padişah, "Efendim, acaba zat-ı halinizin bizlere bir vaadiniz ve müjdeniz yok mudur?" diye sorunca Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ellerini kaldırarak, "Ya Rab, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbümüze gelip ruhlarımıza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömrünün sonlarında fakir görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler." diyerek dua etti. Sultanahmet Camii'nin temelini ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi vurdu. Sultanahmet Camii'nin açılışını yaptı ve ilk cuma hutbesini okudu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri devrinde şiirleri ile de tanınmış, bu yönde hizmet etmiş ve insanların yetişmesi için çalışmıştır. Devrinde tekke edebiyatının önde gelen temsilcisidir.
Divanında tevhid, nat ve münacatların yanında ilahileri de mühim yer tutar. Aruz vezniyle şiirler yazan Hüdayi'nin dili açık ve sanat kabiliyeti pek fazladır. Altısı kız olmak üzere 11 çocuğu oldu. Neslinin kızlardan devam ettiği rivayet edilir. İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi olan Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin pek çok kerametre görüldü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti, vasiyetini yaptı. 1628 senesinde son nefesinde kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Üsküdar'daki dergahının ve caminin bitişiğindeki türbesine defnedildi. Aşıkları onu ziyaret etmekte, feyz ve bereketlerinden faydalanmaktadırlar. Aziz Mahmud Hüdayi Efendi'nin Üsküdar'daki türbesi mutlaka görülmelidir. Burada bulunulduğu süre içinde geçerken ruhani bir haz alacaksınız. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ayrıca Seyyid'dir. Yani peygamber soyundan gelmektedir. Bu ve bunun gibi gezi videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olunuz ve bildirimleri açınız. Yorum yapmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizleri Aziz Mahmud Hüdayi Efendi Camii'nin imamının muhteşem tilaveti eşliğinde Kur'an ziyafetiyle selamlıyorum. Hoşça kalın.
يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا صدق الله.